Mühendisler Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Demirören Haber Ajansı ve TRT'nin muhabirini yapmaktayım. Tabii ki. Biz pandemiden önce de Yakup Bey hoş geldiniz. Buradaki arkadaşları da önce bir tanıştırayım size. Yakup Boncuk Tarsus Express gazetesinden geliyor. Erdal Bey, Akın Bey, Akkoza gazetesinden geliyor. Ahmet Yalçın Bey, Mersin Turkuaz gazetesinden geliyor. Yine Ferhat Günaşlı Bey, Zirve gazetesinden geliyor. Evet. Ve Aynur Hanım geldi. Aynur Hanım da Tarsus'ta Zirve Bakanlığı. Emine Hanım yine aynı. Emine Hanım böyle. Evet sevgili gençler. Öncelikle hepinizin cebinde olan bir bomba var. Cep telefonu. Şimdi cep telefonu sayesinde dijital mecraya, haberlere, portlara çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Biz pandemiden önce bunu yaklaşık 8-9 okulda yaptık. Lise son sınıflarda öğrenci medya buluşması. Üniversitelerde ise medya ve gençlik üzerine programlar yaptık. Tarsus'un en büyük özelliklerinden biri de bu programı yaparken bizim Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na girmemize vesile olan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni hiçbir zaman bu programın dışında tutmadık. Her programımıza Mersin'den bir gazeteci arkadaşımızı dahil ederek sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Bugün de konuğumuz misafirimiz de değil aslında ev sahibi sayılır. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Rüstem Kayatepe. Sayın Başkanım kırmadığınız için teşekkür ederim. Lütfen. Bu arada Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettikleri için. Ben fazla sizleri de yormadan, sıkmadan Sayın Başkanımızın düşünceleri doğrultusunda, konuşmaları doğrultusunda şöyle bir yaklaşık bir yarım saatinizi alacağız. Bu noktada sizlerin de sorusu olursa seviniriz. Ama ben gittiğim birkaç okulda bir hikaye anlattım. Eğer müsaade ederseniz 2 dakikanızı almak isterim. Şimdi gazetecilik öyle bir meslek ki her an başınız belaya gidebilir. Ama bazılarına baktığınız zaman işte yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, oturdukları yerde haber yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Tamam biz de insanız, bizim de sosyal hayatımız olabilir. Ama bizim mesleğimiz gerçekten her an, her tehlikeyle karşı karşıya bırakabilecek bir meslek alanıdır. Bunun en basit örneğini anlatmak istediğim fıkrayla, ya daha doğrusu yaşanmış bir olayla özür dilerim. Size aktarmak isterim. Bir gazeteci büyüğümüz sürekli devlet hastanesinin aleyhinde haber yapıyordu. Ama sürekli işte paralar ne oldu, burası niye olmadı, şu niye olmadı. Hop başhekim oturup kalkıyor, kaymakam bey oturup kalkıyor. İnanılmaz böyle aleyhte bir yazı. Kurban olduğum Allah, onu değil de beni hastaneye düşürdü. Ben de hiç devlet hastanesinin aleyhinde hiç haber yapmadım başkanım. Küçük bir operasyon geçireceğim. Ameliyat masasındayım. Serumu bağladılar. İğneyi de vurdular, hortumdan geliyor. Bayıltacak beni. İçeri yeşil gömlekli anestezi uzmanı girdi. Ameliyatı yapacak olan hocam dedi ki, arkadaşlar dedi, çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşımdır dedi hastamız. Başarılar diliyorum dedi. Elleri havada yeşil gömlekli giren anestezi uzmanının lafı şu oldu. Hocam bu bizi yazan gazeteci miydi? Yani bizi ameliyat masasında bırakabilirlerdi.
Ben değil de o düşseydi bırakabilirim derdi. Yani bizim hakikaten çok zorlu şartlarda bir meslek hayatımız var. Biz de hata yapıyoruz dediğim gibi. Hata yapmak da herkese mahsus. Ama basını mutlaka yaşatmamız lazım. Türkiye genelinde yaklaşık 70 tane üniversite var. Bunların hepsinde iletişim fakültesi var. Biz sizin gibi değerli gençlerin iletişim fakültesini tercih etmesini çok arzu ediyoruz. Yani o yüzden size bir soru sormak istiyorum ama önce. Arkadaşlar medyaya güveniyor musunuz medyaya? Hayır. Kapkidek başkan. Kapkidek başkan. Peki. Şimdi ama unutmayalım ki özgür basın mutlaka olmalı, ayakta tutmamız lazım. Yoksa bağımsızlığımızı kaybederiz. Bir şekilde güven sarsan medya mensubu varsa da ama bu ülkede vatan için ilk kurşunu atanın da bir gazeteci Hasan Tahsin olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden biz arkamızdan gelecek olan arkadaşlarımızın mutlaka bu sosyal medya ile ilgili Sayın Başkanım da konuşacaktır, tehlikelerini konuşacaktır. Bizim kaliteli gazeteci arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bir soru daha sorayım. İletişim fakültesini tercih etmek isteyen var mı içinizde? İki. Salonda 200 kişi var. İki kişi el kaldırdı başkanım. Bizim durumumuz biraz sıkıntılı ki. Evet. Ben Sayın Kaya Başkanıma mikrofonu vereyim. Sayın Başkanım size tecrübeleriyle, bu arada Sayın Başkanım da aynı zamanda televizyon sahibi olan biridir. Mersin'de de çok aktif biridir. Şu anda Ankara'da da Mersin'i gayet temsil eden değerli bir arkadaşımızdır. Bizim onurumuz onlar. Ve mesleğe çok güzel yerlere taşımışlar. İlk gazeteler çıkmaya başladığında ve hele hele etkin olduğu anlaşıldığında, özellikle toplum üzerindeki etkisi, yönlendirme etkisi, işte bir taraflara çekebilme etkisi, hakimiyet etkisi ortaya çıktığında siyasi otorite her zaman gazeteleri elini tutma ihtiyacını görmüş, duymuş. Bunu hakim olma ihtiyacı daha sonra gazetecilerle arasında tabii ki sorunların, sıkıntıların yaşanmasına, gerilim yaşanmasına sebep olmuş. Olay böyle başlıyor. Gazeteler tabii haklı olarak kendi bildiği doğrulardan da ziyade asıl görmüş olduğu gerçekleri yazıyor. Ama siyasi otorite bunu kendi yanına çekmeye çalışıyor. Tarihin her döneminde bu yaşanmış. Önce tabii bizim bölgemizde Arapça olarak başlıyor gazeteler. Daha sonra 2. Meşrutiyet 1908 işte harf inkılabı geliyor ve Türkçe olarak gazeteler çıkmaya başlıyor. Gazeteler geliyor, hatta ilk Müezzinzade Mehmet Efendi diye bir yanlış mı söyledim? Yok, doğru değil mi? Tarsus'ta gene başlıyor gazete. Gazeteler çıkıyor, daha sonra radyo devreye giriyor. Radyo devreye girdiğinde herkes diyor ki ya artık radyo var, gazeteler o kadar çok okunmaz, o kadar çok işte dikkate alınmaz, gazeteler öldü deniyor ama tabii öyle olmuyor. İşte radyo başlıyor, belli bir süre gidiyor, televizyon devreye giriyor. Aa diyorlar, televizyon geldi işte, artık radyo da bitti, gazete de bitti, televizyon her şeyin önüne geçecek deniyor ama o da öyle olmuyor. Ve sonrasında işte yeni medyaya kadar gelen bir süreç var. Gazete çok etkin. O dönemler çok etkin. Yazdığı her şey olay oluyor. Bakın Kurtuluş Savaşı'nın ana teması Anadolu gazetecilerinden çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa ilk işte milli mücadeleyi başlatacak ve milli mücadelenin haklı sebeplerini insanlara anlatması lazım. Yani bir şey oluyor, bir istila var ama Kuvayi Milliye'yi, milli mücadeleyi nasıl anlatabiliriz? Nasıl bunun millete, vatandaşa haklı gerekçelerini anlatabiliriz diye düşünürken gazeteler üzerinden bunu yapması gerektiğini anlıyor. Gazeteciler üzerinden yapması gerektiğini anlıyor ve tabii o zaman gene Anadolu medyası çok güçlüklerle bu işi yapıyor. Ama yaygın medya dediğimiz o zamanki de gene İstanbul medyası çok güçlü. Ekonomik anlamda da çok güçlü. Ama İstanbul medyası işte istila güçleri tarafından
sansürle baskı altına alınmış. Hiçbir şey manşete verilemiyor. Hiçbir haber yapılmıyor. Her şey sanki güllük gülistanlıkmış gibi veriliyor. Ve Mustafa Kemal Paşa matbaa ve kağıt gönderiyor Anadolu'ya. Gazetecilere. Diyor ki bunun diyor gerçeklerini diyor yazarsa diyor gene diyor alacak diyor Anadolu gazeteleri yazar diyor. Gerçekleri onlar yazar diyor. Ve Adana'da artık gene o zaman düşünün ki bir istila halindesiniz ve manşetten işte milli mücadelenin manşetlerini atacaksınız gazetelere. Kolay değil, mümkün değil böyle bir şey yapabilmek. Adana'da o kadar korkunç cinayetler işleniyor ki ve en son bir gazete bunu manşetine taşıyor. Direkt veriyor. Ondan sonra işte ateşler, alevler yanmaya başlıyor. Ve biraz önce başkanın söylediği gibi İzmir'de Hasan Tahsin bir gazeteci bir ulusun kaderini değiştiriyor. Bir kurşunla bir ulusun kaderini değiştiriyor. Tabi Hasan Tahsin de başlıyor. O tarihlerde öyle başlıyor ama yakın zamana doğru yaklaştığımızda Ankara'da Uğur Mumcu gene bir milletin kaderini değiştiriyor. İstanbul'da Ahmet Taner Kışlalı gene bir milletin kaderini değiştiriyor. O kadar kargaşık dönemde, o kadar ortalığın dağınık olduğu bir dönemde milli birlikten, beraberlikten bahsediyor. Ve bunların üzerine çalışmalar. Tabii bunlar sonrasında canlarını verdiler. Çok fedalar verildi bu uğurda. Gazeteciler bu derece önemli. Yani demokrasi adına, milli birliğimiz adına, ülkemizin geleceği adına, özgürlüğümüz adına çok önemli. Ve bunun mücadelesini veriyor gazeteciler. Ne için veriyor? Tamamen aşkla yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Bakın iki kişi ayak kaldırdı. Maddi bir beklenti yok. Çünkü çok para kazanma şansı yok. Ona da biraz sonra belki değiniriz. O para meselesine değiniriz. Yozlaşma, para, büyük maaşlar onlara değiniriz ama ana teması bu. Sadece aşkla yapılan bir meslek ve vatan millet aşkıyla yapılan, gerçekleri vermek anlamında, kamu hizmeti adına yapılan bir meslekten bahsediyoruz. Gazeteyi şöyle bırakalım. Tabii o zaman yazılı medya var, gazeteciler var. Mecra olarak kullanabilecekleri tek şey gazete. Daha sonra radyonun gazete ayağı çıkıyor. Yani televizyonun gazeteciliği başlıyor. Radyonun gazeteciliği başlıyor. Mecra çoğalıyor. Artık gazeteci her yerde mecra bulabiliyor. Hele şu anda yeni teknoloji, yeni medya ile beraber herkes gazeteci olmuş. Biraz onu da konuştuk. Ya ne kadar çok gazetecilik heveslisi varmış dedik. Yani vatandaş gazeteciliği diye bir terim oluştu. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Biraz sonra ona değineceğiz. Özellikle radyo ile beraber 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Nazilerin propaganda bakanı Goebbels radyoyu en etkin iletişim aracı olarak kullanan kişidir dünyada. Ve 2. Dünya Savaşı'nda bütün propagandalarını radyolar üzerinden yapmıştır Naziler. Çok ucuz radyolar bütün evlere sokmuşlardır ve propaganda aracı olarak kullanmışlardır ve savaşın kaderini değiştirmiştir. Sonra tabii dediğim gibi işte televizyon süreci başlıyor ve yeni medyaya kadar yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabii yeni medya, sosyal medya dediğimiz, dijital çağ dediğimiz, biz hep gazeteci arkadaşlarımızla konuşuyoruz ya diyoruz artık buna uyum sağlamak lazım. Yani konvansiyonel medya dediğimiz, artık eski tip medya, geleneksel medyanın bitme noktasına geldiğini artık herkes görüyor. Çağ, dijital çağ geliyor. Şimdi gazete basıyorsunuz, şu anda Anadolu'da en çok basan gazete kaç basabilir? 500 bassın, 1000 bassın, 2000 bassın. Ve bunun basmasından da ziyade ulaşması tabii çok önemli. İsterse 100 bin basına ulaşmadıktan sonra bir şey ifade etmez. Bunun okunması da çok önemli. Şimdi oradaki haberler, oradaki köşe yazıları ne kadar okunabilir? Hepsi bile okunsa 1000 okunur diyelim. Ama şimdi siz bir paylaşım yapıyorsunuz, binlerce kişiye ulaşıyor. 100 binler, bir bakıyorsunuz 1 milyon olmuş. Şaşırıyorsunuz, zaman geçiyor daha da artarak bu gidiyor. Yani artık şekil çok değişti, mecra çok değişti. Buna uyum sağlamak lazım. Biz gazetecilerin de buna uyum sağlaması gerektiğini bir ifade ediyoruz. Ama işte tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi profesyonel anlamda bu iş yapan insanlar, gazeteciler bir haberi yaparken pek çok doğrulama ihtiyacı duyuyorlar. Hani bildiğimiz 5N1K dediğimiz yani gazeteci etik değerleri dediğimiz bütün o doğrulamalardan sonra onu servis edebiliyorlar. Çünkü içerisinde çocuk istismarı olabiliyor, kadın istismarı olabiliyor, kadına şiddet olabiliyor, aile içi şiddet olabiliyor, vatan millet karşı şeyler olabiliyor. Yani hepsini iyi analiz etmek gerekiyor ve öyle servis etmeniz gerekiyor. Ama şimdi ne oluyor? İşte vatandaş gazetecileri cep telefonundan hemen çekiyor fotoğrafını altına iki satır bir şey yazıveriyor ve servis ediyor. Yani hiçbir doğrulama hissetmeden. Bu çok ciddi bir enformasyon sorunu yaratıyor.
doğrulama sorunu yaratıyor. Yani şöyle düşünün olayı, o kadar çok bilgi var ki, bir sürü bilgi içerisinde insanlar doğruyu bulmak için çaba sarf ediyorlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilmek çok zor. İşte orada gerçek anlamda bu işi yapan profesyonel gazeteciler artık ön plana çıkması lazım. Bu dönem biraz kaotik geçiyor, zor geçiyor, karışık geçiyor, farkındayız. Ama zamanla oturacaktır. Bunun oturması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü o kargaşalık, o kargaşık düzen içerisinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hakikaten anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Yani web tabanlı uygulamaları bile artık bir tarafa bırakın. Sosyal medya her şeyi yutmuş durumda gözüküyor. Ne yazık ki. Yani cep telefonu, portabıllık her şeyin başında. Şimdi televizyonlar diyoruz, uydu yayın yapan televizyonlar diyoruz. Artık uydu yayın yapan televizyonların bile izlenmesi çok düştü. Neden? Kimse artık işte çanağa, kabloya, receiver'a bağlı kalarak odanın bir kenarında, oturma odasında mesela, televizyon oradaysa orada seyretmek istemiyor. Artık her yerde bilgiye erişmek istiyor. Şimdi gazeteyi basıyoruz, saat işte 5'te 6'da baskıya giriyor, ertesi gün çıkıyor. Ya koskoca bu arada işte 10 saat, 16 saat süre var. Ne haber değişiyor? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Cep telefonundan 5 dakikaya, 10 dakikaya bir güncelliyorsunuz. Haber ihtiyacınızı öyle gideriyorsunuz. Yani artık haber alma şeklimiz de değişti. Her şey portable üzerine yoğunlaşıyor. Cep telefonu üzerine yoğunlaşıyor. Haber alma ihtiyacımızı artık öyle görüyoruz. Platform değişiyor. Yani şimdi yeni medyada OTT platform dediğimiz yeni platformlar oluşuyor. Yani bunlar dijital mecradan oluşan platformlar. Sizin çok bildiğiniz işte Netflix platformları ya da TVBoo platformlar, YouTube. Başka var mı aklınıza gelen? Net şimdi yeni Excel mesela. TV gibi. Yani bu platformlar şu anda mesela çok ciddi bir şekilde. Neden? Ne yapıyorsunuz? İstediğiniz artık şey de yetmedi. Yani istediğim yerde izleyeyim değil, İstediğim zamanda da izleyeyim başladı. Yani ben kaçırdıysam geri alayım tekrar izleyeyim. Ya da çok hoşuma giden bir bölümü durdurayım, tekrar alayım orayı tekrar seyredeyim. Yani bunlar da başladı. Artık interaktiflik çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Yani nasıldı? Önce gazeteye bakıyordunuz, sadece görüyordunuz. Daha sonra duymaya da başladınız radyoyla beraber. Görmeye de başladınız, işitmeye de başladınız televizyonla beraber. Ama internetle beraber karşılıklı cevap vermeye başladınız, yorum yapmaya başladınız, geri dönüşüm yapmaya başladınız. Yani artık sistem ona doğru dönüyor. Tabii biz bunu haber olarak entegre etmeye çalışıyoruz. Haberci olarak buna entegre olmaya çalışıyoruz. Bakın eskiden bir gazete 1 milyon bastım, 2 milyon bastım diye koca koca manşetler atardı. Yanında promosyonlar verirdi, evet. Şimdi hiçbir gazetede bunu göremezsiniz. Bütün Türkiye'nin gazetesinin hepsini toplayıp onların onda birilerine yaklaşamaz. Yarılarına yaklaşamaz. Mümkün değil yani. Öyle baskı artık olayı yok. Yani geleneksel olarak belki hani ben gelenekçiyim, işte prestij olarak baskıya devam etmek istiyorum diyebilir, olabilir. Belki yapabilir ama artık o ne yazık ki bitiyor. Tamamen dijitale kayacağız. Hep beraber dijitale kayacağız. Siz de şu anda hayatınızın en önemli noktasında, şurada sorsanız belki belli yaş üstündeki insanlara hangi yaşlara dönmek istersiniz dediğinizde herhalde herkes sizin yaşlarınıza dönmek ister. Hayatınızın en önemli noktasında çok önemli kararlar vereceksiniz ama hayatınızı dijital, özellikle medya üzerine bir şey planlıyorsanız, planlamıyorsanız bile gene dijital içinde olmanız lazım. Ona kanalize etmeniz lazım, ona yakın durmanız lazım, onun bilgisini edinmeniz lazım, ona göre çalışmanız lazım. Tabii ben şimdi konuşuyorum ama soru cevap olsa sanki daha mı iyi olur? Bizim ana temamız, basınla alakalı ana temamız bu. Yani radyo televizyonların nereye gittiği, yeni medyanın ne olduğu, tarihsel süreçte gazeteciliğin nereden geldiği, ne derece önemli olduğu, demokrasi açısından, özgürlükler açısından, kamu hizmetinin, gazeteciliğin ne derece önemli olduğunu ben size biraz anlatmaya çalıştım. Ama bundan sonraki sürece, soru cevap şeklinde gidersek belki daha akıcı olur. Başkanım, özellikle genç arkadaşlar sosyal medya üzerinden bir şey var. Sosyal medya üzerinden tehditler var. Mesela nedir? İşte terör propagandası yapıyorlar. Uyuşturucu. Yani gençler bu noktada çok dikkatli olmamız lazım. İnanılmaz derecede bir artış var. İstatistiği son derece arttı. Ya buna koca koca hatta profesörlerin bile düştüğü sosyal medya tuzakları var. O yüzden sosyal medyayı kullanırken gerçekten haber de okuyun, işte bilgi de edinin ama bu kötülüklere de mutlaka dikkat edin diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz başkanım? Onunla ilgili şöyle, mesela gazeteler basın ilan kurumu tarafından denetlenirler. Çok sıkı denetlenirler. Her santim, sütunu, her şeyi denetim altındadır.
Radyo televizyonlar, radyo televizyon üst kurulu tarafından denetlenirler. Çok ağır ceza yaptırımlar vardır. Yani eğer belli bir kanun dışı yayınınız olursa hemen ceza yersiniz. Ama bunun yanında çok daha etkin olarak adlandırılan internet yayınlarının ya da sosyal medyanın şu an hiçbir yaptırımı yok. Yani tam hukuk davası açılabilir belki ama normal şartlarda radyo televizyonlar kadar çok derin bir inceleme yapılmıyor. Biz internet gazeteciliğin yasasının çıkmasıyla alakalı şu an çalışmalar yürütüyoruz. Yani Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ancak kaotik düzenin bu flu ortamın dağılmasının bununla aşılacağını düşünüyoruz. Yasanın çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Herhalde önümüzdeki süreçte artık seçime kadar olan süreci bilemiyorum ama yasasının çıkmasını umut ediyoruz. İnternet yasasıyla beraber çok şeyin değişeceğini. Çünkü çok kontrolsüz her şeye ulaşabilirsiniz. Yani bize mesela diyorlar ki şunu göstermeyin, bunu göstermeyin diyorlar. Ya onun 10 kat daha beterini çok rahat hemen telefonunuzdan kontrolsüz bir şekilde gençlere ulaşabiliyor. Herkese ulaşabiliyor. O şekilde görmek lazım. Evet, hocam soru cevabı geçelim mi? Tabii yakışır. Evet. Fahir kasteciler bizim öğrenciler. Öyle mi? O sizlerin yan konuşları. Evet. Arkada bir arkadaş bir şey diyor. Mola istiyor. Görün. Mola yok, bitirelim canım. Soru cevap yapalım. Evet. Ama o yüzden biraz önce siz iki kişi kaldırdı da ben hatta duydum başkana iyi yeter zaten ne yapalım dedim. Doğru haklısın ama tabii biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Böyle olmasının doğru olmadığını hep ifade ediyoruz. Ne kadar özgür basına sahipseniz o kadar demokratik bir ülke olursunuz. Bunun yanında tabii biraz da şunu da düşünmek lazım. Her gazeteci mesleği kendi ahlakı kadar. Bakın bu çok önemli. Ne kadar ahlaklı bir insansanız o kadar ahlaklı gazeteci oluyorsunuz. Kendimize de yeri geldiği zaman çuvalımızı batırmamız gerektiğini de ifade etmek lazım. Evet başka arkadaşlar? İşte burada. Peki sizce basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var mı? İstediğimiz seviyede olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Peki istediğimiz seviyede olması için ne yapılıyor? Çalışılıyor. Yani biz birlik, beraberlik, kurumsallaşma, beraber hareket etme ne gerekiyorsa yapıyoruz. İşte Türkiye Gazeteciler Federasyonu bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ceza alan, dayak ya. Bakın biz normal kendi içimizde senede belki senede demek de ayıklı olur ama ne tehditler ne şantajlar daha ciddi şeyini geçtik yani dayağını dövmesini falan geçtik. Nelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim yasal olarak bir defa ciddi bir güvence altına alınmamız lazım. Yani gazetecilerin, bu işi profesyonel yapan insanların. Ama çok rahat işte dediğim gibi şiddete maruz kalabiliyoruz. Ekonomik şiddete maruz kalabiliyoruz. Yaptırımlarla alakalı biz mesela sübvanse edilmesi gerektiğini. Çünkü ekonomik özgürlük pek çok şeyi beraberinde getiriyor. Gazetecinin ekonomik özgürlüğü sağlaması lazım. Eğer gazeteci ekonomik özgürlüğünü sağlamazsa, diğerlere bağlı kalırsa kendi özgürlüğünü, yani mesleki özgürlüğünü kaybetmiş oluyor. Ondan dolayı da ekonomik özgürlükle alakalı yapması gereken ne varsa bundan da yapması gerektiğini ifade ediyoruz. Özellikle Anadolu gazetecilerine sübvanse edilmesi gerektiğini, gelir getirici unsurlar yaratılması gerektiğini, mesleki gelir sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. İşte bunun dışında genel yapı itibariyle özgürlükler de istediğimiz seviyede değil. Ben bunu söyleyebilirim. Ben orada özgürlükten ziyade enformasyondan bahsettim. Doğruluğundan bahsettim. Yani tabii ki özgür olarak yazılabilir ama yazılan her özgür yazılan yazının doğru olduğu bir soru işareti. Yani doğru olmayabilir. Şöyle mesela hani gazetelerde yazılar yazılıyor, köşe yazıları falan mesela. Çoğu insan kendi düşüncesiyle yazıyor ama çoğu yazıda kaldırılmak veya kelimelerin içinden seçilip ayrılmak zorunda kalıyor. Ama bunu bir internet sayfasında veya kendi sayfamda
Peki mesela internette milyonlara ulaşan bir paylaşımın doğru olduğu kanaati oluşur mu herkeste? Veya bir tık geriye kuşağından falan bahsediyoruz. Bunlar zaten internetten bir şeylere bakarken çok iyi kavrayabiliyorlar. Yani bir haberin geçeceği değil de 10 sayfadan veya yorumlarından gerçekliğini araştırabiliyorlar. Buna ulaşabiliyorlar. Bravo! Evet, başkan. Sadece aklıma takıldı, onu sormak istiyorum. Arkadaşlar. Sabahtan doğru veya yanlış ahlaki etik değerleri tartışıyoruz. Pardon, sabahtandır doğru, yanlış ahlaki etik değerleri tartışıyoruz. Mesela çoğunun dediği doğru kabul edilmediğini çok kişi biliyordu. Çünkü azından dediği doğru değildir. Mesela bizim burada tartıştığımız şey doğrunun tam olarak ne oldu ya da doğru dedektifliğinden ziyade kişinin benliğindeki midir doğru olan yoksa doğru genel bir kavram mıdır? Biz gazeteci açısından baktığımız zaman doğrunun yalın halinden bahsediyoruz. Yani herhangi bir yoruma girmeden, herhangi bir yan etkiyle etkilenmeden, yalın haliyle, yani ismi nedir, olay nasıl gelişmiştir, bir olayla alakalı olarak söylüyorum. Ve onu o şekilde yalın haliyle servis etmek, manipüle etmeden. Tabii biz biraz önce cümlemin arasında maaş konusuna geleceğim demiştim hatırlarsanız. Bak 90'lı yıllarda, kısa bir şey daha anlatayım size. Özellikle 90'lı yıllarda holding patronları gazeteciliğe korkunç bir ilgi sardı. Yani arkadaşlar bakın bu çok önemli. Bunu bilin diye söylüyorum çünkü. Eskiden gazete patronları aynı zamanda gazeteciydi. Yani 90'dan önceki yıllardan bahsediyorum. Evet, Simaviyer falan. Gazete patronları ve gazetecilik yapan insanlardı. Bu işin içine gelen insanlardı. Fakat 90'dan sonra büyük holdingler medyaya korkunç bir ilgi göstermeye başladılar. Yani işte gazeteler aldılar, televizyonlar aldılar. Neden yaptılar? Yan işlerine kılıf oluşturmaya başladılar. Yani yan gelirlerine bir kalkan bir kılıf olsun diye medyayı kullanmaya başladılar. Ve o dönemde atıyorum işte asgari ücretle geçinen bir gazeteciye korkunç paralar verdiler. Yani 10 bin dolarlar, 20 bin dolar maaşlardan bahsediyorum. Bu şekilde gazeteci transfer ettiler ve bunları çalıştırdılar. Peki 10 bin dolar, 20 bin dolar bir gazeteciye verdiğinizde karşıda bir beklenti var mıdır sizce? Bende vardır. Kendi iştigal konularıyla alakalı manipüle haber yapmak. Yani bunlar 90'lı yıldan sonra Türkiye'deki basın sektöründeki büyük yozlaşmanın, büyük çöküşün ana temelleridir. Biraz derken işte ondan bahsediyorum. Şimdi gazeteci inancını nasıl inanmıyoruz dediniz. Başkan sordu inanıyoruz, inanmıyoruz dediniz. İşte o dezenformasyon ve gazetecilere büyük maaşlar, transferler ve istediği haberleri manipüle ederek yayınlaması işte bu büyük çöküşün beraberinde geldi. Bakın o zamanlar bankalar alındı, işte bir sürü televizyonu gazetesi olan adamın ne bileyim işte bankalar olmaya başladı. Yani hep böyle yan kuruşlar, büyük ihaleler alınmaya başladı. Barajlar oldu. Tabii barajlar oldu. Neler oldu? Ülkenin yönetimine bile talip oldu. Yani velhasıl sonuçta şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu süreç o kadar kirlendi, o kadar bozuldu ki düzeltmek hakikaten çok zaman alacak. Ve işte bunu belki yeni nesil ancak taşıyabilecek. Yani yeni nesil yeni medyayla beraber belki, yeni medya düzeniyle beraber belki bunu işte biraz önce arkadaşımızın dediği gibi internetten kimse durduramayacak, edemeyecek, istediğini doğru bir şekilde yazabilecek ve insanlar da neye inanması gerektiğini, çekip alması gerektiğini, kime inanması gerektiğini algılayacak, öyle bir bilinç oturacak ve ondan sonra belki düzelecek. Yani gazeteciliği de öyle ayırmak lazım. Öyle çok gazeteci oldu çünkü. Yani parayla işte haberleri manipüle eden o dönem çok insan oldu. Ama şimdi dönüş başladı tekrar. O iş adamları bu yüzden çıkmaya başladılar. Evet. Var mı başka bir şey? Devam edecek bir şey var mı senin? Yok herhalde. Evet. Evet. Hocam üniversiteler hakkında bilgi vereyim. Şöyle vereyim bilgi. Çok genel çerçevede vereyim. Çünkü çok detaya girersek biz bundan pişman oluyoruz detaya girdiğimizde. Neden? Şu anda iletişim fakülteleri özellikle gazetecilik bölümüyle alakalı pek çok üniversitenin bölümünü kapattığını duyuyoruz ve üzülüyoruz. Neden? Mezunlarının %5'i ancak iş buluyor ya da bulmuyor. Ne yazık ki öyle bir sorun var, sıkıntı var. Ondan dolayı da tercihlerin artık çok azaldığını ve bölüm kapatmaya kadar işte gittiklerini duyuyoruz.
Ama yeni medyanın da artış gösterdiğini duyuyoruz mesela. Yeni medya bölümleri açılmış ve yeni medyada çok ciddi talepler olduğunu duyuyoruz. Ama tabii gazetecilik bölüm olarak tercih edilmesi gerekirdi bizce. Tabii gazeteciliği olmak için ille de okulunu olmaya da gerekmiyor. Biraz önce örneğini verdim mesela. Uğur Mumcu avukattır. Yani pek çok kendini yetiştirmiş gazeteci ya da bizim bölgemizdeki pek çok gazeteci usta çırak ilişkisini yetişmiş gazetecilerdir. Onu da söylemek lazım. O yüzden üniversite bölümünü bu şekilde geçeyim ben. Sağ olun. Evet, başka? Gelecek için önem arz eden biz gençler için Türk medyası hangi yollar izliyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum ise internet yasasından bahsettiniz. İnternet yasası ücretli platformlar için geçerli olacak mı? Olacaksa basın özgürlüğünün etkisi ne olacak bu konuda? Bunlar var. Şimdi internet yasası içerisinin çok detaylarını biz bilmiyoruz. Biz sadece internet gazeteciliği ile alakalı, internet haber siteleriyle alakalı olan bölümü biz daha çok takip ediyoruz. Ve onun tabii hukuksal sürecini başkan dediği gibi onu takip ediyoruz. Ama hani pay TV dediğimiz özellikle paralı kapalı platformlar için nasıl bir uygulama olacak? Çok bilmiyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yasal düzenleme yapıldı zaten. Hepsi lisanslandı. O şekilde yayın yapabildiler. Açılar. Hatta şu anda internet televizyon yayın yapabilmek için bile lisans almak gerekiyor. Yani YouTube'u bir tarafa bırakın. O kendi ana bir lisans aldı ama ben internet televizyon yayıncılığı yapacağım deyip de çok rahat hemen internet yayın yapamıyorsunuz. Yani web sitesi kurup ben oradan televizyon yayın yapacağım diyemiyorsunuz. Kanunen çünkü bu yasak. Radyo televizyon üst kurumundan izin almanız gerekiyor. Lisans almanız gerekiyor. O şekilde yayın yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok ben de detayını bilmiyorum. Çok görmedik biz de. Evet, başka? Evet, yani biz umut ediyoruz. Zaten öyle olmak durumunda. Başka şansımız yok. Başka Türkiye yok. Yani bakın yanı başımızda neler görüyoruz. Allah ülkemizi korusun. Birliğimizi, beraberimizi daim etsin. Yani çok önemli hakikaten. Baktığınız zaman şurada işte 2000 kilometre ötede yaşananlar hepimize ders olması lazım. Bunun yanında yaşadığımız bir pandemi süreci var. Pandemi sürecinde de ne derece bir anda her şeyin değişebildiğini görüyorsunuz. Hayat çok farklı ama biz ülkemize inanıyoruz, Türkiye'mize inanıyoruz. Demokrasiyle beraber, basın için demokrasi, demokrasi için de basın lazım. İkisi beraber paralellik arz ediyor. İnancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar yapacağız. Dediğim gibi pek çok meslek büyüğümüz belli bir yere kadar getirdiler. Ondan sonra bizlere emanet ettiler ya da diğer işte büyüklerimize emanet ettiler. Biz de belli bir yere kadar bunu getirip sizlere emanet edeceğiz. Sizler devam edeceksiniz. Ama ben umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Ve önümüzdeki süreç çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gençlere de güveniyoruz zaten. Gençlere güveniyoruz zaten. Biz zaten hep söylüyoruz. Gençler olmazsa olur mu? Geleceğimiz. Evet, başka? Konu anlaşıldı. Yok başkan, yoksa ben çok teşekkür ederim.